Herkese merhaba. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu ÜÜ TV'de yeni yayın döneminde tekrar karşınızdayız. Spor Hayattır programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine iki tane çok değerli konuğum var. Konuklarım hemen size tanıtmak istiyorum. İlk konuğum Erhan Arıkan. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. Diğer konuğum da Tolga Şansal. Tolga merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugün üç ana başlık etrafında konuşacağız. Marmaris Rally'si, Türkiye'nin tekrar Dünya Rally Şampiyonası takvimine alınışı ve bu hafta sonu koşulacak olan Kocaeli Rally'si. Öncelikle Marmaris Rally'si ve Türkiye'nin tekrar VRC takvimine girmesiyle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyoruz arkadaşlarla birlikte. Buradan öncelikli olarak Dünya Şampiyonası'na girişimizle alakalı olarak TOSFET'e ve TOSFET Başkanı Serkan Yazıcı'ya şahsi olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü 7 yıl aradan sonra tekrar Türkiye Marmaris'te yeniden Dünya Şampiyonası takvimine girmiş oldu. Arkadaşların da görüşünü alarak sohbetimize başlayalım. Ne diyorsun Erhan? Yeniden VRC'deyiz. Valla ben de teşekkürle başlamak istiyorum. Başta Serkan Yazıcı başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere, etaplarda yatıp kalkanlara, sabahın köründe noktalarını bulunan hakem, gözetmen arkadaşlarımıza, etapçılara, destek veren sponsorlara, belediyeye, valiliğe, işte diğer geri kalan resmi kurumların hepsine teşekkür ediyorum. Hakikaten uzun zamandan beri ilk defa bu kadar güzel yarış yaptık. Her anlamda çok güzeldi. Sportif anlamda çok güzeldi. Organizasyon çok güzeldi. Şehir merkezinde konser oldu. Çok canlı, kalabalık. Güzel, kalabalık bir starttı. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Biz 28 numaraydık. 28 numaraya kadar bakanın bile beklediği bir start oldu. İlk defa gördüm böyle bir şey. Normalde biliyorsun protokol ilk 5 arabaya start verir, gider. Ondan sonra biz bize kalırdık hep. Bu sefer hem halk oradaydı sonuna kadar. Konserden sonra yine beklediler. Marmaris'in gerçek halkı oradaydı. Hem de protokol oradaydı. Evet. Çok güzeldi. Gerçekten Rani Gölü'ne teşekkür ediyorum herkese. İşin sportif boyutunu seninle konuşacağız. Evet. Tolga ne diyorsun? Yeniden VRC'ye girdik. Marmaris'te de çok güzel bir organizasyon oldu. Sen de orada görevliydin. Ya şöyle söyleyeyim. Sabah 6'da kalkıyorduk etaba gitmek için. Serkan abi ayaktaydı. Akşam 12'de 1'de falan geliyorduk. Serkan abi gene ayaktaydı. Yani sadece bunun öncesi değil. Yarışın organizasyonu sırasında da inanılmaz bir emek verildi. Bir de tabii çok ciddi fedakarlıklar var orada. Gerçekten. Serkan abinin maddi manevi bayağı Serkan bir abi inanılmaz bir şekilde var. Büyük bir fedakarlıkla bütün imkanlarını seferber ederek orada bu kapıları açtı. Tabii bakanın dediğin gibi gelmesi, bütün bu desteklerin hepsinin arkasında orada çok ciddi bir Serkan abi bireysel çabası var arkasında. Onun dışında da tabii federasyonun içinde de önceden de çok güzel bir hazırlık yapılmıştı. Hani ben en son dakikada seyirci organizasyonuyla ilgili, daha doğrusu gelen öğrenci kardeşlerimizle ilgili olan organizasyonda görev aldım. Çukurova, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi den 500'e yakın öğrenci gelmiş. Yaklaşık 11 otobüs etaplara gidildi. Onlara hepsine tek tek ayrıca teşekkür ediyorum ve başlarındaki hocalarına da ayrıca teşekkür ediyorum tek tek. Çünkü bütün bu kadar insanı hiçbir eksik bırakmadan organize etmek lojistik olarak çok büyük bir operasyondu aslında. Etapların yollarını hepiniz biliyorsunuz. Evet. O etaplara girip otobüslerle insanları taşımak, o kadar büyük bir kalabalığı etaplara götürmek, onları tekrar geri getirmek gerçekten büyük bir operasyondu. Onu da sağ salim düzgün bir şekilde bitirdik. Tabii burada önemli olan bir konu da seyircimizin de olması etaplarda. Belki de bizim 2018'de bu yarışı almamızda, yani yarış tekrar gelmesi çok önemli bir etkendi bence. Kesinlikle, kesinlikle. Artık ona çok dikkat ediyorlar. Şimdi yarışı Orhan Avcıoğlu kazandı. Ama yarışın sonunda Burak Çukurova şampiyonluğunu sezonun bitmesine bir yarış kala ilan etmiş oldu. Orhan da Balkan Rally Kupası birinciliğini ilan etmiş oldu. Erhan sen yarışma şansın oldu. Evet. Çok keyif aldığını biliyorum. Bunu seninle uzun konuşmuştuk. yarışın biraz sportif boyutunu değerlendirir misin? Yani bir co-pilot olarak etaplarda evet, mücadele ettin. Co-pilot olarak inanılmaz rahattı bu yarış. en çok neyi sevdin? En çok antrenman roadbook'unu sevdim. Hazırlayanların ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok kolaydı. Bir kere yarış o kadar komplike ki yani şöyle söyleyeyim size. Etapın birinin stopu, öbürünün startı. Startından giriyorsunuz, stopundan çıkıyorsunuz. Startla stop arası 150 metre. İnanılmaz güzel. Yani çok keyifliydi böyle. Tabii burada şunu söylemem lazım. Bu etapların hazırlanmasında, bu roadbookların hazırlanmasında
Orada aylarca bir ekip yattı Mahmut abiler. Biliyorum, yani biliyorum. Bir sürü evet. insan orada. Biliyorum yani bayağı aylarca bir emek, emek verildi ve gerçekten sonucu demek ki değdi çok yani. Çok güzel. Yani özellikle bu seneki yeni etaplar, Muğla tarafındaki etaplar ben çok beğendim. Gayet güzeldi. Tam bazı bir ufak tefek sorunlar oldu ama onlar her yarışta oluyor. Aynen. Onlar sorun bile değil, hiçbir şey değil yani bu kadar güzel bir organizasyonun yanında. Yani etap roadbook çok iyiydi. Antrenman planı çok güzel yapılmıştı. Organizasyon hiç aksamadı neredeyse. Sadece bir toz problemi oldu kafadaki arabalarda. Ondan sonra ilk defa gördüm. Hep genelde birkaç arabaya verilirdi birer dakika nötralizasyon. Full herkese üçer dakika yapıldı. İki dakikaya artı bir verildi. Ve ondan sonra problem de kalmadı. Çok güzeldi. Etapları çok beğendim. Gayet güzel. Her türlü karakter yine var. Bizim için ne problem oldu? Sadece şey ciddi bir problemdi. İkinci günün üçüncü etabında, son etabında, uzun etabımızda isimlerini hatırlayamıyorum. Hiç benim de böyle bir hafıza yetmiyor. Türk Rally tarihinin önemli isimleri verilmişti evet. etaplara. Ama işte etap ismini işte öyle üçüncü, birinci, ikinci, üçüncü etap diye hep konuştuğumuz için kendi aramızda hiç şey yapmıyoruz. O yüzden isimler aklımda kalmıyor. Kusura bakmasınlar. Üçüncü etap çok U'su olan bir etap. Çok fazla U vardı. Çok fazla U vardı. Artı kaya çok fazla vardı. Gevşek bir zemindi. Sürekli yokuşlukları tırmanıyorsunuz. İki çekerler için biraz eziyet oldu. Yokuş yukarı U'lar. Evet. Maalesef. Ama biliyorsun yani şartlar herkes için aynı. Eşit, eşit. Yani bak, bir tek evet. orası yani zordu diyebilirim ama diğer taraflar çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Hani hızlı bir arabayla yarıştık, hızlı bir pilotla yarıştım. Gayet güzeldi. Hani tam bir sıkıntı yaşadık, bitiremedik ama sportif anlamda çok başarılı bir yarıştı. Ben zeminle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Evet. Dediğine tam tersi şöyle bir geri bildirim oldu bize organizatör yani promotörlerden. Etapları niye bu kadar düzelttiniz dediler. Yani yok, önümüzdeki sene bu kadar düzeltmeyin. Için. Hani VRC gelecek buraya. Yani bu arabalar buradan zaten gelecek. Zaten kendi düzeltecekler. Onlar da geçecek. Evet, biz orada nasıl onlar diyeceğiz? Onlar coğrafyamızı değiştirirler. Geçiyor onun üstünden diye. Tabii nasıl diyeceğiz onu diyemiyoruz. VRC'ler gelince Grider'in bile yapamadığını yapıyorlar. Aynen evet. aynen. Onlar aynen. da antrenman seanslarında etapları düzelteceklerdir. Orada da şöyle bir şey dendi. Hani yorum etaplarla ilgili. Farklı karakterlerde ve farklı tempoyu gerektiren etaplar. Yani hem U var hem hızlıları var. Aynen öyle. Aynen. Hiçbir şekilde tek bir tempoyla bir etaba geçemiyorsun. Etabın belli bir sektörüne kadar belli bir tempo, belli bir sektöründe başka bir tempo. O da işte pilotun yani. Becerisi, tecrübesi, temposu vesairesi çok olumlu eleştiriler geldi. Çok akıllıca yapılmış bir yarış bence. Yani çok güzeldi. Yani her şey. Seneye daha da etaplar var. Yeni etaplar da var seneye. Tamam, kopilot olarak roadbook'u çok beğendim ama seyir anlamında servis alanı o kadar güzel bir yerde ki Aspanan diye bir mevkide evet. devasa bir alan senin vereceği yetecektir herhalde o arkadaki otopark olarak aynen, kullanılan aynen. yerle birlikte zeminde asfalt yetecek. Olacak zaten öyle bir, seni asfalt evet, olacak evet. orası şöyle söyleyeyim servis alanının yanında Red Bull etabının finişi vardı yani mekanikerler orada finişli arabayı görebiliyorlardı öyle söyleyeyim yanına gidip konuşabiliyorsun vesaire o derece yakındı. Fazla değil bir 300 metre ileride de birinci etabın seyirci noktası aynen, vardı. Aynen. Çok güzeldi. Yani bir de seyirci noktası inanılmaz güzel bir yer. Çok keyifli. Yani 5. 6. vitesin dibinde geliyorsunuz. Fren yapıyorsunuz. Bir sol 90 dönüyorsunuz. Sol 3 dönüyorsunuz bizim tabirle. İnanılmaz güzeldi. Yani seyirciler de eminim çok keyif almıştır. Öğrenciler ve yerel halk. Çok çok başarılıydı bence. Zaten VRC'den gelen resmi bültende yarışın kompakt oluşu, aynen. işte evet. servis alanı ve işte start noktası ve etapların birbirine yakınlığı servis alanı şey bültende vurgulanmıştı. Yani VRC bir resmi bültende çok kompakt bir yarıştı. Serkan abi de zaten her röportajında konuyla ilgili bunu her söylüyor, röportajında bunu söylüyor. VRC pilotlarının en büyük sıkıntısı uzak etaplar. Bu sene özellikle gene çok uzun normal etaplar vardı. Orhan'ın İngiltere'de seneye paylaştığını çok hatırlıyorsunuz evet. değil mi Burçin'in? Yani, evet. yani bugün 6'da evet. başlayıp edemezler. Kalimler göçü gibi gidiyorlar yani. yani gene sağ olsun bizim arkadaşlarımızdan Muğla'daki etapları uzak bulanları oldu falan. Evet. Yani yapmayın Allah aşkına bunlara yani. O rampayı tırmanmak, tekrar inmek bile büyük bir zevk. Marmaris'e inen bir ne deniyor oraya? Sakar mı? Sakar geçirdi. İnanılmaz zevkli orası yani yarış arabasıyla inip çıkmak orayı. Yani onu keyfine güzel varsınlar diyorum. Güzel asfalt ulular var tabii orada böyle. Her şey var. yani çok çok güzeldi yarış. Çok beğendim. Şimdi seneye VRC gelecek. Hani yarışmak mı istersin, izlemek mi? Ne diyorsun? Ben çünkü VRC olduğunca arada kalıyorum çünkü ben. İkisini bir arada yapabilir miyiz bilmiyorum. Onun bir çözümüne bakmak lazım. İlk gün böyle birkaç etap geçip orada etapta hani mekanikten kalıp yarışı izlesen herhalde çok üzülmezsin herhalde. Valla Serkan abiye iş düşüyor. Yani bir şeyler yapsın. Hem izlesin hem yarışlasın. Büyük başkan. Tolga sen ne diyorsun yarışla ilgili?
Valla ben ne diyeceğim ben... Bayağı bir mesai harcadın çünkü orayla alakalı. Ya biz... Benim dışında çok fazla insan var. Biz çok yani kendi adımıza çok o konuda üstümü alamam tabii ki o anlamda. Çok insan emek verdi orada. Biz ucundan tuttuk öyle diyelim. Çünkü aslında bu organizasyonu biraz hani bir milli maç, milli dava gibi bakmak lazım aslında. Yani bir Türkiye şampiyonası yarışı değil bu. Yani hepimiz bu camianın içindeyiz. Yeri yani. Geldi yarıştık, yeri geldi etapta. Jüt'ün yanında durduk, oradaki insanlara durun geçmeyin dedik. Yani çok sevdiğimiz için hepimiz yeri geldiği zaman taşın altında elimizi koyuyoruz. Biliyorsunuz yıllardır zaten hep beraber etaplara evet. gidiyoruz. Evet. Yani bu konuda kimsenin gönlünden bir şüphesi yok. Ama burada artık önümüzdeki sene ben şöyle aslında biraz da çağrı gibi düşünmek lazım bunu. Bir çağrı yapmak istiyorum aslında. Bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz de diyelim onların içinde bu sporu bilen, eden bir sürü insan var. Onların hepsini aslında gönüllü olarak gelip burada görev evet ucundan tutmalarını gerekiyor. Bekliyorum gerçekten. Yani bu çünkü orada etapta çalışan 20'li yaşlarının başındaki genç çocuklara bütün yükü atarak yapılabilecek olmaz. Bir şey değil. Seyirci noktalarında orada yüzlerce insan olacak. Orada 2 tane 3 tane çocuğun üstüne o yükü atıp işte niye burada böyle, niye şurada şöyle gibi eleştirileri daha sonradan yapmak bana çok biraz açıkçası kolaya kaçmak gibi geliyor. Zaten yarış seyretmeye geliyorsak evde burada yine seyredeceğiz yarışı. Bir şey evet. değişmeyecek. Sadece orada bu davada bunu dava gibi görmek lazım. O taşın altında elini yani koymak aynen gibi öyle. Kesinlikle görüyorum. Yani birilerinin yardımcı olması gerekiyor. Ki gene ayrıca yine Serkan abiye ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün bizim efsane isimlerimizin evet. hepsi yine oradaydı. Yine geçen yılda davet etmişti. Bu yılda sağ olsun hepsini yine ağırladı. Bir de ağırlıyor. Ağırlıyor. Ya, evet. Yani hepsini yani, ayrı ayrı ilgilendi. Buyurun gördüm gelin yani. Değil sadece yani. Evet. Yani. Bu arada yarışın görüntüleri de biz konuşurken bir yandan yayında bir gözümle de onları takip ediyorum. Gerçekten çok güzel görüntüler ama özellikle bu deniz kenarından geçen bir etap evet, var. Evet. O etaptan çekilen hem fotoğraflar hem videolar gerçekten efsane oldu. Özellikle biliyorsun evet. bu vurgulandı bültende evet, de evet. var. Verecen'in resmi bülteninde. En güzel görüntülerinden biri evet, olacaktı. Verecen'in resmi bülteninde o fotoğraf gönderilmişti. Evet. O etap birinci etaptı değil mi? İlk günün ilk etabı mıydı? İlk günün ikinci olması lazım. İkinci günün ilk etabı. Bu bize servis alanında en yakın etap. Hem şehir merkezi hem servis alanında çok yakın. Servis alanında yaklaşık 4,5-5 kilometre. O zaman önümüzdeki yıl en kalabalık olacak etaplardan bir tanesi galiba. Evet yani, ama yeni etaplar da var. Sadece bu teknesi olan izlesin diyorum buradan. Evet doğru. Yeni en keyifli tekneden izlenir diye düşünüyorum bu. Çünkü biliyorsunuz VRC bir gün daha fazla ve evet, etap sayısı daha fazla. Evet, o yüzden yeni etaplar da var. Yani şu yeni anda etaplarda 300 kilometre civarında olacak yarışta. Evet, evet yeni etaplar eklenecek. Onlar da ikişer kere geçiliyor olacak. Şu an onlar hazır mıydı? Hepsi hazır. Hepsi hazır, hepsi sadece hazır. Koşulmadı. Evet, bir de onların şimdi bir takım prosedürleri var biliyorsunuz. Yani hem seyirci alanlarına ulaşım vesaire. Yani hı-hı. önümüzdeki sene bu işin daha iyi, daha güzel olması için şimdiden çalışılıyor şu anda ve hani henüz netleşmiş bir harita yok o ya, anlamda tamam. ama şu an çalışılıyor ve rezerv bir sürü etap var. Bu arada gelenlere o rezerv yerler de gezdirildi zaten. Yani. Onları da gördüler, onları da biliyorlar. Yani sadece yarışın etaplarını görerek değil. Önümüzdeki sene özetle vereceğin en iyi yarışlarından bir tanesi. İlk evet. üçe girebileceğini düşünüyorum ben. Bu arada dün Sebastian Loeb'le ilgili vereceğin resmi sayfasında bir paylaşım var. Evet. İşte yarışır mısınız seneye falan diyorlar. Ya niye benim de olmasın belki 1-2 yarış falan filan demiş. Umarım bu 1-2 yarış girerse o da bize denk gelir. Evet, Marmaris'e denk gelir. İngiltere Rally'sinin resmi yayınında akşamları Red Bull TV'de izliyordum. Orada Sebastian Loeb yorumcuydu. Aynı soru ona soruldu orada. Ben de işte bu yıl için Rallycross ve Dakar yarışıyla ilgili hazırlık yapıyorum. Yarışacağım full sezon. Dakar'ı da kovalayacağım dedi. Hatta ama Dakar'da Peugeot'da değil miydi zaten? Peugeot'da evet. Yani çekildiler. İşte bu İpek Yolu Rally'si falan yok. Fas'taki yarışta ve diğer yarışlarda yarışıyor. Yarışacağını söyledi. Ha, Dakar'da yarışacağını söyledi. Ay, belki kullanacak. Özel bir takımla yarışacaktır. Olabilir. Yarışacak. Onu söyledi. Peki rally yapmayacak mısın diye sordu. Neden olmasın dedi. Tabii işte. Yani zaten C3 ve RC'yi test etmişti Sebastian Loeb. Evet. Ve aslında otomobilde hiç problem olmadığını söyleyerek demediğini mesajı vermiş evet, orada. Bir Craig Brennan'le Chris Mikkel bayağı bir ayarı vermişti. ben Sebastian Loeb'in açıkçası önümüzdeki yıl birkaç yarışa gireceğini düşünüyorum. Zaten bu yani hayır demiyor. Hiçbir şekilde hayır demiyor. Yani hayır demiyorsa büyük ihtimal girecek. Umarım bize denk gelir. Onun da gönlünün bir kenarında var demek ki. Hala bir onunla bir hesabı kitabı var. Şimdi önümüzdeki yıl VRC olacak. Güzel bir yarış olacağını şu an bu yıldan sinyallerini aldık. Organizasyon zaten çok iyi bir iş başardı. Ondan yana şüphemiz de yok. Seyirci tarafı da çok güzel. Zaten bir tatil beldesi seçildi.
Serkan Yazıcı'nın da özellikle çok güzel bir yer. Ben Serkan Yazıcı'yla çok önceki yıllarda yaptığım sohbetlerde daha başkanlık, işte rally, VRC Darto'da hiçbir şey yokken ben burada bir yarış olmasını çok istiyorum diyordu. Hayalini gerçekleştirdi hem de en iyisiyle. Evet. Hem de en iyisiyle gerçekleşti. Geçen seneki festivalle çok sevmişliyor. Evet. Geçen seneki yarışı çok güzeldi. Yani bir yerde historikler var. Orada offroad, oradan var. Rally arabası geçiyor ama bundan ne olduğunu şaşırıyorsun böyle etrafında. Şimdi Kocaeli'ye geçelim. Biraz ondan konuşalım. Marmaris'ten Kocaeli'ye bağlanalım. Sezonun son yarışı. Evet. Şampiyon belli olarak gidiyoruz. Biraz değişik bir yarış kayıt listesi var önümde şu an. Bakabildin mi listeye Tolga? Haberin var mı? Valla benim listede merak ettiğim değil de çoğunu biliyoruz. Benim için orada iki tane ismin kapışması var. Ümitcan'la Cem Alakoç. Evet. Yani ben şimdi bakalım ne olacak. Bence orada yani Kocaeli'nin birincisinden çok kim olacak? Fiesta Cup birincisi. Cem mi Ümitcan mı? Evet. Bence en büyük kompetisyon, en orada. Büyük heyecan orada. Başka hiç öne çünkü şampiyon belli. Burak zaten şampiyon. Range Coach Bey kupası da çok heyecanlı. Evet, orada daha çok kayıt var. Hem daha çok kayıt var. Ulusal'dan fazla kayıt var. Ulusal'dan fazla kayıt var. 31 kayıt var Range Coach Bey'de, 29 kayıt var Ulusal'da. Orhan Evo9'la yarışa kayıt yapmış vaziyette. Burak Çukurova aynen Fabio R5'le giriyor, Vedat'la giriyor. Yağız Avcı yok. Zaten girmeyeceğini biliyorduk. Sanırım Portekiz'de bir yarışa girecek öyle Yağız. Öyle bir şey mi? Muhtemelen Burak Çukurova da hiç zorlamayacak. Sadece bitirmeye gidecek. Zaten kural gereği yarışa girmesi gerekiyor. Evet. Değil mi? Start alması gerekiyor. Özür dilerim. Onu bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemiyorum. Şampiyonanın tüm yarışlarında start alması kuralı vardı. Şu an tam emin değilim ama herhalde ondan dolayı girecek. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bakmam lazım. Bir tane yabancı bir pilot var. İlk defa adını duyuyorum. Nereli olduğunu bilmiyorum. Toksport'tan yarışa giriyor. Marmaris'te de öyleydi biliyorsun. Marmaris'te de. Bayağı yani bir misafirimiz vardı. Kıbrıslılar vardı Marmaris'te. Evet. Bir kere Tok bu anlamda çok iyi çalışıyor. Yanılmıyorsam Osman zaten orada. Osman Tuter evet. Evet, onun aslında bu yabancı organizasyonla ilgili en çok çalışan benim bildiğim kadarıyla o galiba. Ve gerçekten şu anda takım tam bir dünya takımı oldu. Dünya takımına doğru yani adına layık bir şekilde. Aynen artık, öyle. Aynen öyle. World Rally Team'in hakkını veriyorlar o anlamda. Evet. Bakalım seneye bence daha güzel şeyler olur çünkü sadece Tok biliyorsun rally'de değil. Pistte birçok de birçok branşta varlar. Çok güzel arabalar var. Pistteki otomobiller inanılmaz. Yani, en son öyle şeyin gelmesi. TCR'ler geldi. Evet. Bir de TCR'ler geldi. Touring car'lar geldi. İzmir'de ben en son İzmir pistte de gitmiştim. Orada da o Seat'ları falan geldi. Evet, güzel arabalar var gerçekten. Burak Çukurova dedik. Evet, sembolik olarak start alalım. Evet, onun şampiyonluğunu da kutlayalım. Evet, spor kariyerinin 26. yılında Türkiye şampiyonu ulaştı. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa onu burada konuk edeceğiz. Şampiyonluğu ve tüm sezonu onunla konuşacağız ama Kocaeli Devresi'ne de girsin resmi olarak şampiyonluğu elde etsin diye beklemiştik. Önümüzdeki hafta inşallah burada olacak. Evet, kurallar gereği zaten biliyorsun şampiyonluğu. Erkenden ilan etme şeyimiz yok klasman bitmeden. Evet. Resmi olacağım olarak. Artık. Ama bence Burak'ın ben kendi adıma söyleyeceğim şey, kendi yorum tabii ki. Bence en büyük yaptığı iş şu anda takımı kurması ve Hyundai gibi bir markayı bu spora çekmiş olması. Yani o inanılmaz bir başarı bence. Çünkü yıllarca herkes uğraştı. Burada fabrikası olan bir marka olduğu için hatta bizim sosyal medya hesaplarında bile bunun çok böyle sohbeti geçiyordu tabii, böyle. Tabii. Her eline markayı gören sponsor dosyası alıp gidiyor diye. Ama bunu Burak başardı. Tabii onun. Evet, Hyundai'yle yarışma şansına da nahil oldum. Evet, gerçekten çok biraz. Çok güzel bir otomobil. Gençler için, yeni başlayanlar için, bu işi amatörce yapacak olan kişiler için çok ideal gözüküyor araba. Yani olması gereken her şey, güç hariç her şey var arabada. Evet. Sen Çanakkale'de anlatmıştın onu. Freni gayet iyi, yani şanzımanı gayet iyi. Grup A iyi. Fren var, Dogbox var, direksiyon var. Erhan bu sene bayağı bir ilklere imza attın. Hyundai Kamp arabasıyla yarışan ilk co-pilot diyebiliriz. Sorular geliyor bu arada. Onları da kaçırmayalım. Arkadaşlar, rejideki arkadaşlardan da uyarılar geldi bana sağ olsunlar. Bir seyircimiz demiş ki Marmaris'teki yarışı kastediyor herhalde. Yarışa seyirci olarak katılmak ücretli mi? Demiş. Hayır. Böyle bir şey almıyoruz. Böyle bir şey yok. Evet. İsteyen herkes Türkiye'de rallileri ücretsiz olarak izleyebilir. Bütün izlemek isteyenleri etaplara bekliyoruz. Hiçbir ücret talep edilmiyor. İstediğiniz güvenlikli olan her yerde
organizasyon tarafından belirlenmiş, güvenlikli olan her yerde yarışları, yarışların hepsini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Onun dışında... Hatta ben bununla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Evet, oluyor. Şimdi tabii biliyorsunuz uçaklar otobüslerden daha ucuz hale geldi. Evet, şimdiden Şimdiden tarihi belli. Evet, şimdiden yani tarihi çok belli. Komik paralara uçak biletini dahi alıp, çünkü önümüzdeki sene seyircileri yönlendirilecek çok daha profesyonel, onlara yönelik bir takım organizasyonlar olacak. Hiç şüpheleri olmasın, müthiş bir 3 gün 4 gün orada hafta sonu tatilinden öte geçirebilirler. Şimdiden rezervasyon yapmayı düşünüyorum. Ailemle birlikte gitmeyi düşünüyorum. Evet, aynı şey, ben düşünüyorum. Vesaire çok önemli değil. Ya bir hafta öncesinden tatile gidip sezon açıklansın, sezon takvimi açıklansın da hemen rezervasyon yapmayı düşünüyorum. Tolga, sana bir soru var galiba. Gökçehan Güzel. Evet, ne demiş? Biz büyük bir ekibiz. Bu ekibin önemli parçası olan Gökçehan Güzel'e de sonsuz teşekkürler dedi mi diyor Tolga yayında? Demiş oldun abi. Demiş. Demiş oldun. Demiş, o olmasaydı başaramazdık demeliymişsin. Ya evet. Tolga gerçekten. Yayından sonra sol kolumuz, sağ kolumuz, sağ bacağımız, sol bacağımız, her şeyimiz, ne diyelim ya. Evet, çok sevdiğimiz abimiz, büyüğümüz Doruk Gökşin de şu an yayınımızı izliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir soru sormuş bize. Seneye VRC Türkiye'de yarışacak en iyi Türk pilot genel klasmanda hangi otomobilde kaçıncı olur? Demiş. Çok zor yerden sormuşsun Doruk abi. Doruk abi yine bizi ters köşeye yatırdı. Ters köşeye yatırdım. Bir kere büyük ihtimalle olmaz mı? Yani Türk pilotlarının en iyisi herhalde bir R5 otomobille yarışacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şahsi fikrimi söyleyeyim mi? Kayıt sesini görmeden bu konu hakkında yorumlamak zor ama ne diyorsun? Ya, eğer Orhan vereceği önümüzdeki sezon kovalarsa, çünkü son katıldığı yarışlarla getirdiği, yaptığı etap zamanları ve ilerlediği proses, yani süreci gayet güzel gayet gidiyor. İyi. Demek ki yani ilk 5'in içinde gidiyor VRC2'lerin içinde. Önümüzdeki sene için konuşuyoruz. Önümüzdeki sene için. Evet. Önümüzdeki yani bu sene şey yok ama daha tabii kilometresi yok, hiçbir şey aynen yok. Öyle. Çok, yani şu an bile çok iyi bence. Şu an bile çok iyi. Onun için eğer önümüzdeki sene aynı şekilde devam ederse, eğer VRC2'ler şu an verecek kayıt sesini bilmiyoruz. Çünkü şu anda Ford'un tekrar marka olarak geri dönme ihtimali konuşuluyor. İlk 10'da mı VRC olur, ilk 15'te mi VRC olur, ilk 8'de mi, onu bilemiyorum şu anda. Ama VRC2'ler arasında ilk 5'te olursa, ki olur diye düşünüyorum. Hatta podyum bile yapabilir eğer şey yapar. Ama VRC2'ler arasında bu konuştuğumuz yani. İşte fabrika arabalarıyla takım aynen. Otomobilleri çok eşit değil biliyorsun. Değil. Yani ona hemen girmeyin. Ona geleceğiz. Türkiye tarafını bitirelim. Sonra VRC'ye geçeceğiz. Kocaeli'ye dönelim demiştik ama gene Marmaris'e kaydık. Çünkü Marmaris'e soru geldi. Evet. Doruk abiye teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Kocaeli her zamanki gene hani son yarış olmasının sebebiyle gene biraz böyle heyecanlı düşük bir yarış oluyor. Şimdi şampiyon da belli oldu. Bazı klasmanlarda da şampiyonlar belli olacak. Biraz böyle gene sönük bir yarış gibi geçiyor. Kayıt sesi zaten çok kalabalık değil ama amatör tarafında, yani Range Koçu Bey tarafında bayağı bir kayıt var. 31 kayıt gözüküyor. 29 kayıt ulusal tarafta gözüküyor. Burada Range Koçu Bey kupasında ve daha önceki ARB organizasyonlarında, Amatörler Aracılar Birliği operasyonlarında başkanımız, yani manevi başkanımız Murat Güray'ı da burada adını zikretmek, zikretmek istiyorum burada. Murat Güray'ın amatör camiası üzerindeki emeği çok büyük. Zaman zaman bir araya geldiğimizde bazı durumlardan dolayı çok sinirlenmiş oluyor Murat abi. Bırakacağım bu işi, bir daha hiçbir yapmayacağım diyor ama. Ya bıraktı diye biz ona hediye araba yapmıştık. O da diyor ki ya bu kadar camiada tek bana hediye getiren sen oldun diye, bir tane VRC Ahmet abiyle o zaman kalede toplantı yaptığımız zamanlarda. Gerçekten hep öyle diyor ama onu bırakma şansı yok. O. Murat abiye emeklerinden dolayı teşekkür edelim biz burada. Biz de bırakıyoruz sürekli. Sabah öğlen akşam bırakıyoruz. Yarışmayacağız diyoruz. İşim var, gücüm var diyoruz. Bir şey yapıyoruz. Biraz kim, böyle Murat yemek yiyip sofradan kalkmak gibi oluyor. Yani yemek yedik ama yedik kalktık. Şimdi akşam yemeği falan diyoruz. Evet, hala ARB tarafında, yani Range Koçu Bey kupası tarafında çok ciddi katılım var. Son yarış olmasına rağmen ulusalları geçmiş vaziyetteler. Evet. Şimdi VRC'ye dönelim. Bir de VRC'yi konuşalım. İngiltere'de Sebastian Ogier dünya şampiyonluğunu ilan etti. O da bir yarış kala. Ve bu sene bir farklı bir şey yaptı Sebastian Ogier. Yepyeni bir takımda nispeten kötü olduğunu düşündüğümüz, daha güçsüz, daha zayıf olduğunu düşündüğümüz otomobilde şampiyon olmayı başardı. Geçen seneki kadar şampiyonu domine edemedi ama yine şampiyon olmayı başardı. Yepyeni otomobillerle. Ne diyorsun Tolga, nasıl yorumluyorsun Ogier'in şampiyonluğunu? Sanki bu sene bence çok hak ederek
çok çok hak ederek şampiyon oldu. Tabii çünkü hep şey diyorlar. Polo zaten çok güçlü. Polo çok güçlü olduğu için gidiyor falan deniyordu. En iyi otomobille. Citroen için de o zaman öyle deniyordu. Evet. Ama hep arabaya hep araba deniyordu. Şimdi bu sene dedi ki araba değil iş bende dedi biraz aslında. Aynen öyle oldu. Onu söyledi. Hani o açıdan söyleyebilir ama biraz da şans da yanındaydı ama. Evet. Bence. Evet. Evet. Hyundai yani, pilotlarının yani gerçekten hediye etti. Hangi yarışlardı? Ama bu üçünün içinde var. Hyundai'nin de aynı taşa vurup aynı kayaya vurup kalması da biraz etken oldu. Evet. Onun dışında şampiyona da çok heyecanlıydı. Gerçekten yani bir hiçbir yarıştan önce kimin kazanacağını bilemedik. 7 farklı yarış, 7 farklı pilot. Onu diyecektim evet. Yani her yarışta eskilerden mesela 3-4 pilot vardı ve hep onların arasında dönüyordu. Hatta aynen iki öyle. Pilotu bile yani düşük oluyordu. Löp kazanıyordu, diğerleri ikincilik evet. Kim olur diye bakıyordum. Aynen. Sonra aynı şeyi OJ yapmaya başladı. Aynen. Löp'ten bu sonra. Sene öyle değildi. Bu sene öyle olmadı. Evet. Seneye işte Ford eğer dönme durumları var bakalım. İnşallah dönerler. Yani fabrik olarak ama tekrar. Hyundai'ların performansı bence çok iyiydi. İşte o bence Toyota da iyi. Her ne kadar. Evet, hepsi çok iyi otomobillerdi bu sene. Yani Bostancı sanayide yapılmış olsa da otomobili dış aksamı gene bence yani ilk senesine göre gayet başarılı. Ya şimdi o öyle bir otomobil ki ya çok seviyorlar, çok güzel diyorlar ya da hani ben mesela arkasını çok uçlarda değil mi araba? Fön makinesinin şeyi gibi arkası hani. Izgarası gibi evet işte. Yani ama güzel bir müthiş. Karlıkçalüs'te yaptırmışlar Ankara'da. Şey var biliyorsunuz Toyota'da. Toyota'nın kendi racing department yani yarış takımıyla VRC hazırlayan Tommy McKenna ayrı iki birim aslında. Aynı iki birim değil. Yani mesela Toyota'nın GT86'sını hani araç olarak kullanılan GT86'sını hazırlayan Toyota'nın fabrika takımıyla Almanya'daki takımıyla makine takımı aynı değiller. Ayrı iki tane ekip var orada. Yani orada da aslında herkes onu aynı tek bir çatı altındaymış gibi sanıyor ama değil. Hı-hı. Orada da Tommy McKenna'nın direkt Toyota'nın patronuyla olan kişisel ilişkilerinden dolayı o işi aldığına dair bir takım sohbetlerde şey öğrenmiştik dedikodularda. Şimdi OJ şampiyonluğunu gerçekten hak ederek kazandı dedik. 7 farklı birinci oldu bu sene. Sezonda ilk defa yarışan Lappi Finlandiya'da yarış kazandı. Evet. Bütün aslında otomobiller çok iyi olduğunu ispatladı. Sezon başında biz şunu konuşmuştuk buraya gelen konuklarımızla. Hani FIA diyordu ya şampiyonada işte heyecan eksik. İşte yeni otomobillere, daha hızlı otomobillere daha dikkat çekici. Gerçi Erhan çok beğenmiyor otomobillerin dizaynlarını ama özellikle Toyota'yı hep gömüyor. Daha dikkat çekici otomobillere ihtiyacımız var diyordu. Sanki FIA bunu başardı öyle mi? Kesinlikle. Yani şimdi sonuca baktığımızda doğru yolda gidiyorlar en azından. Yani istedikleri bir yere ulaştılar. Yani değil mi? Bunu geldi. Yani şampiyonaya heyecan geldi. Kimin kazanacağını kimse tahmin edemedi. 7 farklı pilot kazandı. Evet. Otomobiller zaman zaman mekanik sıkıntılar yaşadı. Hala aslında teknik olarak %100 başarıya ulaşmış değiller. Yeni çünkü çok normal. Bu gerçekten hani şampiyona yeni hani dünya tarafında bir heyecan getirdi diyebilir misin? Yani kesinlikle ama tabii şey var artık bu biliyorsunuz rally'nin artık Avrupa'dan yavaş yavaş dışarıya çıkma gibi bir durumu da var. Çünkü artık geleneksel yarışlar eyvallah yani onlar artık zaten sembol olmuş Monte Carlo vesaire gibi. Ama mesela bizim tekrar girmemiz de bir bunda bir evet. Aslında bir emare. Seneye birçok şey daha net oturacaktır diye düşünüyorum ve umarım gene söyleyeceğim. ERC'nin yanında ERC de güzel olmaya başladı. Orada da kompetisyon çok fazla. Orada biraz daha heyecanlı gidiyor sanki. Aslında biz kendi aramızda konuşurken evet. Yani oranın zamanları daha yakın. Orada da kazanan belli değil. Çok çok hızlı pilotlar var. Bu sene Murat Bostancı da oradaydı. Evet. Başarısı onun çok ciddi başarısı. Onun sayesinde işte bayağı bir takip ettik. Evet. Buradan onları da tebrik ediyorum tekrar takım olarak. Şu an yine onların takımında yarışıyorum. Evet. Onlar da büyük bir iş başardılar bence. Takımlar şampiyonası çok çok önemli. Zaten bir Türk sporcunun uluslararası arenada sezon kovalayabilmesi zaten başlı başına bir başarı. Bir başarı kesinlikle. Oradaki yani o mücadeleye dahil olmak bile çok büyük bir başarı. Sorular geliyor bu arada. Birçok kaynaktan yetişemiyorum artık. Instagram'dan, WhatsApp'tan, Facebook'tan sorular geliyor. Değerli arkadaşımız Halil Kocacı sormuş. Murat Gülaslan, Erhan Arakan ikisi bir daha ne zaman yarışacak diye sormuş. Var mı bir yorumun? Var var. Üsküdar Üniversitesi sponsor olsun. Yarışalım hemen. Hazır buradan. Dekanımıza, rektörümüze, herkese selam söylüyoruz. İnşallah 2018'de yarışacağız ümidiyle. Ümit hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Birlikte yarışacağız diye sürdürüyoruz. Tolga sana bir soru var. Bursa'dan kardeşimiz, değerli arkadaşımız Güngör Yıldırım sormuş. 2018 VRC'de
kendisinde bir çırak lazım mı? Yanına gelebilirim demiş. Çırak değil, usta lazım. Usta bunlar da gelecek zaten. Hani gelecek mi? Diye istiyorsa değil, gelmesin bence. Artık istiyorsa gelmesin artık yani. Onun öyle bir lüksü yok yani. Güngör'e ne iş vereceksin? Önümüzdeki yıl Marmaris'te ne yapmalı Güngör? Çok hain planlarım var. Onu birebir anlatacağım. Evet, bir yandan soruları kontrol etmeye çalışıyorum. Evet. Bayağı bir takipçi de var devam eden. Ya Güngör gibi gerçekten hani bu işi seven, bizimle etaplara yıllarca gelmiş. Hala da gelen bir sürü aslında dostumuz, arkadaşımız, büyüğümüz, küçüğümüz bir sürü insan var. Yani bu çok önemli gerçekten. Yani bunu artık ne görev, nerede ne yaptın, etapta mısın, servis alanında mısın? Hiç önemli değil bu. Hiç önemli değil. Bir işin ucundan tutması kesinlikle lazım insanların. Kesinlikle öyle. Yani. Evet. Yani bir yerde olmak önemli olan, bunun bir parçası olmak önemli olan, emin olun yani siz de biliyorsunuz arabanın içinde de bulunduk, dışında da organizasyonda her yerinde. Organizasyonun içinde bulup organizasyon bittikten sonraki o haz, o mutluluk da gerçekten yarışmış olmak kadar keyif veren. Bu arada enteresan bir şey var. Yarış sonu dedin ya. Yine Serkan abi yapmış yapacağını sevgili gözetmen arkadaşlarımıza parti vermiş. Evet. After Party'nin metnini duydum. Kendisi evet. DJ'lik yapmış mesela. Evet. Yani bundan gene teşekkür ediyoruz. Zaten normalde vereceği yarışlarında geleneksel olarak bir After Party yapılıyor. Evet. Oradan. Oradan hareketle. Yani hayır, ben yaklaşık 4 sezon hakemlik yaptım, yönetmenlik yaptım. Bu işe öyle başlamıştık. Hani biz içecek su bulamıyorduk etaplarda. Şimdi oradan buralara gelmesi, yani kendi otelini çocuklara açması falan çok çok güzel şeyler. Tolga, 2018 için hani böyle sende biraz varsa off the record bilgiler. Tam yeri off the record. Evet. Kapat. Daha biz 3 kişiyiz Tolga. Endişe etme. var mı off the record bilgiler böyle? Hani yakında VRC'de yani sürpriz Marmaris'te önümüzdeki yıl için motorsporla dünyasında kim yarışıyor, kimle araba getiriyor? Kırmızı 206 geldi mi? Boyanıyor mu? Abi sanayideymiş o. Görmüşler onu, biliyorsunuz onu. Yani aslında hepimizin bildiği şeyler 2018 var. 2018 için güzel gelişmeler var, güzel planlar var. Var. Tofaş birkaç, geri dönüyor diye biliyorum. Evet, Tofaş takımı geri dönecek. Burak Çukurova'nın bir Hyundai Cup evet, arzusu var. Biz de aslında her anda onun bir parçası olmak istiyoruz. Zaten ben bu isteğimi de Burak Çukurova'ya iletmiştim çok öncesinde. Egea'lar için de çok talep var. Onlar için de çok şimdiden görüşen, evet, isteyen insanlar var hala. Valla inşallah gene şey olur ya. Yani eski işte sporda şu an yarışan herkes Ford Ka ile başladı. Değil mi? Evet. Ford Ka ile başladı. Palio ile devam etti. ST'ler geldi. Fiesta ST'ler geldi. Şimdi aslında bir şey kalmadı. Yarışacak araba kalmadı şu an. En önemli şey şu. Aslında şu anda amatör otomobili yok aslında. Yoksa evet, araba evet, kalmadı şu an. Şu an en kötü, en amatör araba R2 oldu. Evet. O da bir amatör arabası değil zaten. Değil. Yani değil. O çok ciddi bir araba. Araba amatör arabası olamaz yani. Şimdi ben konu açılmışken şunu da söylemek istiyorum. Şu an Kasım ayındayız. Muhtemelen Nisan ayında başlayacak ya da bir şampiyonumuz var. Yaklaşık 6 ayımız var. Ama şu an mesela Tofaş'ın ne yapacağıyla ilgili, yani Fiat Egea'ların kap olup olmayacağıyla ilgili hiçbir resmi bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Sadece şöyle bir durum var. Onunla şöyle bilgi vereyim. Şimdi önümüzdeki sene uluslararası şampiyonaları takip edecek takımlar ve pilotlar var. Şimdi onların bir takvimi belli olacak. Onların takvimi geldikten sonra Türkiye şampiyonası takvimi olacak. Şimdi şöyle düşünün ki sizin bir kendi milli sporcunuz var ve o hafta sonu onun bir yurt dışı yarışı var. Evet. Yani onun çakışmasını istemezsiniz haliyle bir spor oyuncusu. O yüzden şimdi bunların netleşmesiyle paralel ancak belli ama olacak bir takım yani şeyler. Yani organizasyon hakkında bir bilgi verilebilir. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum yani, ön bilgi verilebilir. Muhtemelen tamam, kayıtlar vesaire. Kocaeli'nden sonra daha çok netleşecektir evet. Kocaeli'nden sonra daha çok netleşecektir. Ama şunu söyleyebilirim. Sadece rally için değil. Artık çünkü biz hep rally'yi çok sevdiğimiz için hep rally diyoruz. Oysa bugün bu sene biliyorsunuz rallycross şampiyonası iptal oldu. Evet. Yani bu bence asıl en önemli kriz bu. Yani son kaç yıldır hatırlıyorsunuz bir şampiyonanın yarış yapılamadığı için iptal olduğunu. Katılım olmadığı için. Katılım korkunç yok. Bir şey bu. Evet. Yani asıl bence maalesef üstüne konuşulması gereken şeylerden bir. Çünkü rally şu anda bana sorarsanız hani kayıt listesi kalitesiyle bu kadar R5 güncel otomobilin yani yarışıyor hepsi, olması gayet yani güzel. 1 yaşında 2 yaşında arabalar bunlar, hiçbirisi 6-7 yaşında arabalar değil yani. Çoğu sıfırdan bu sene hazırlanan arabalar bunların çoğu. Şimdi hani rally'deki kapalı park kalitesi belli bir yere geldi. Tırmanmada da bu sene fena değildik. Evet. Otomobiller mesela çok güzel tırmanma için hazırlanmış otomobiller vardı tırmanmada. Evet evet, evet. Yani şöyle. Bakın bu evet, çok evet, önemli bir önemli bir, gelen, evet, evet bu önemli bir yani o kişi
otomobilini ben tırmanma şampiyonasını kovalayacağım diyerek otomobil hazırlamış. Pist şampiyonası hakeza öyle pist. Aynen yani öyle. Biz hani çok takip etmiyoruz rallyci olduğumuz için ama evet. Gene evet. Görüyoruz çok ciddi arabalar geldi. Çok ciddi aynen kompetisyonlar evet. Var. Önümüzdeki sene pistle ilgili de bir takım çok ciddi ve güzel planlar, projeler var. Pist şampiyonası ile ilgili, pistlerle evet. ilgili. Onlar da biraz zaman bekliyor netleşmesi için. Onlar da büyük bir ihtimalle Ocak ayını bulmayabilir belki açıklanması ama orada da çok güzel gelişmeler, çalışmalar, çabalar var olursa. Tabii rallycross'la ilgili benim şahsi fikrim, hani vaktinde de bir şekilde içinde sporcu olarak da yarışmış birisi olarak, yani çoklu çıkışın Türkiye'ye hiçbir şekilde uygun olmadığını düşünüyorum. Evet. Maalesef. Bu yani, ekonomik durumlarda. Hiçbir şekilde uygun değil. Burada belli bir ekibin bunu çok canı gönülden istemesi ve bu böyle olması. Çünkü tekli çıkışta da bir zevk yok. Onda da hemfikirim. Yani bir arabanın kalkıp da toprak bir piste dönmesi de evet. seyir zevki açısından çok ya orada hep böyle değil. Konuştuğumuz şey var. Şu sokaktaki Şahin'i, Doğan'ı getirip oraya sokmamız formüller lazım. Belli. Formüller yani belli. Yani orada evet. yani 10 bin liraya alınıp 10 bin lira harcanıp da yarışa girilebilecek otomobiller olması lazım. Niye bu kadar büyüdü? Evet. Offroad niye büyüdü? Offroad'da büyük bir atılım sebebi var. Bu. Sebebi bu. Çünkü ucuz araçlarla insanlar girebileceklerini gördüler. Yani şimdi adam 10 bin liralık arabayla girip orada kaza yapsa, bela olsa, bir şey olsa, çöpe atsa canı yanmaz. Yani 10 bin lira bir şey değil bugün için, yani bir motorsporlarına uğraşıyorsan. Evet. Hani lastiklerde olmayacak otomobiller, ne bileyim, bu tarz şeylere dönmeli diye düşünüyorum. Offroad'daki en güzel şey şu, bir araba hazırlıyorsun, offroad'a giriyorsun, trial'a giriyorsun. Geçtiğimiz haftalarda Baja Troya vardı. Evet. İşte Halikarnassos vardı. Evet. Aynı otomobillerle farklı disiplinlerde yarışlara girebiliyorlar. Evet, evet. Ve bizim kurallarımız çok katı. Uzun mesafe, kısa mesafe, trial hepsine giriyorsun neredeyse. O anlamda offroad tarafındaki patlamanın ana sebebi kuralların esnek olması, maliyetlerin düşük olması. Bir de offroadçıların bir hani bir kamp kültürü var ya, hani bir kamptan gelen bu hani arazide yaşayan kampçı kültüründen gelen bir offroad kültürüyle doğayı beraber çok seven insanlar. Evet, onların hem daha iç içeler, çok daha yakın iletişimleri ve diyalogları var. Offroadçılar anlamda bize göre, yani rallycilere göre daha iç içeler. O anlamda çok güzel ve işte tek otomobille birçok faaliyeti gerçekleştirebiliyorlar. Biraz böyle sanki rallycross'u da belki o i̇şte moda. İşte demek istediğim buydu zaten. Getirebilir oraya yani. Gelmek istiyordum. Şimdi rallycross'un da aslında oraya doğru. Ya bizim bir bununla ilgili bir kamuoyu oluşturup belki sporcular olarak, garaj sahipleri vesaire olarak. Çünkü rallycross aslında bu işin en ucuz yapılabilecek branşı. Çünkü rallycross kapalı bir parkurda yapılıyor. Özünde baktığınız zaman plakalı bir araç olması gerekmiyor. Vesaire. Kilometren çok yüksek değil. Çok yormuyorsun. Yani, birçok kriteri var onun. Bir günde kompakt bitirebiliyorsun. Biz birçok zaman yarışırken benzini bile hesap ediyoruz maliyetin içinde. Benzin bile bir maliyet. Şimdi rallycross gibi bir şey olduğu zaman abi çok basit, yani çeyrek depo benzine yarış bitiriyorsun. Ama işte, yani çok basit bir örnek. O tekli çıkışta hadi bir şey gelmiyor ya işte insanlar. Araba hani kalitesini düşürüp çoklu çıkış yapılabilir yine. Aslında sokaktaki otomobilleri alıp. Şahsi fikrim benim şuydu, Antalya formatına dönmesi. Yani ikili çıkışın olduğu, araçların birbirine değmediği. Ama birbiriyle rekabet ettiği, yani seyirci açısından kim da geçti, kim geçecek merak edildiği, belki hatırlayacaksınız. Yavuzhan abiyle Murat Çarpışan Türk'ün meşhur bir Antalya'da kapışması vardı. Yavuzhan abi Subaru'ylaydı, Çarpışan Türk de Ford Ka'ylaydı. Evet. Murat içeriden start aldığı için düzlüğe yan yana gelmişlerdi bir ara. Sanki Ford Ka Subaru'yu geçecekmiş gibi bir heyecan yaratmıştı orada. Dışarıdan onu öyle görüyor, oysa daha kısa yol gidiyor orada. Hani gibi yani bu formatlar belli. Bunların hepsi yapıldı, yaşandı aslında burada, görüldü. Ama çözümler bence belli. O da çözümlenir diye düşünüyorum artık. Ya birçok şey böyle normal, sessiz sedasız şey ilerliyor. Şey. Yani federasyon tarafında sessiz sedasız bir şeyler hep olumlu anlamda ilerliyor diye düşünüyorum ben. Evet. Yani şu VRC'nin gelmesi bile öyle. Hiç ses seda yoktu ortalıkta bir anda. Marmara Sinesi vesaire VRC olduk çıktık yani. 2 yıla dayanan bir geçmişi var aslında VRC operasyonu. Ama işte sessiz sedasız ilerliyorlar. Yani çok da böyle şey öyle şey, şöyle düşünmek lazım. Hani Serkan abi sıfırdan bir şey yapı kuruyor ve tamamen onu yürütmeye çalışıyor. Tabii ki gene bütün o eski tecrübeli insanlar var. Murat abi var, Mahmut abi var, Zafer abi var. Bunların hepsi, Öcal var. Bunların hepsi zaten yıllardır sporun içinde bütün hepimizin tanıdığı, bildiği, yıllardır zaten bu işleri çok iyi yapan insanlar. Zaten onlar varlar. Yani işte zaten sportif kısmı farkındaysanız hiç kimse sportif kısmını eleştirmiyor. Hiç sıkıntı yok. Yani eleştirecek bir şey de yok gerçekten. Aynen öyle.
Yani hatta tam tersi deniyor ki keşke Türkiye Şampiyonası'nın diğer yarışlarında da bu böyle kalitede roadbooklar, bu kalitede etaplar hatta olsa. Neyse onu söylemeyelim artık. Yok yok söyle söyle. Yani. Bir sorumuz geldi. Onu yanıtlayalım. Evet. Suzan Ayan yazmış bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Erhan Bey'e sormak istiyorum demiş. Buyursunlar. Yaptığı sporun artı ve eksilerini anlatabilir mi? Çok genel bir soru olmuş aslında ama soruyu paylaşmak istedim. Eksisi yok değil mi Erhan? Bu işin bir eksisi yok. Eksisi olur mu ya? Yarışmanın eksisi olur mu hiç ya? Artıları, birçok artısı var. Artılarını saymak da bitmez ya. Yapmak lazım, yaşamak lazım. Yani seyretmeye gelmek lazım Kocaeli yarışını. Evet. Seyretmeye gelmek lazım Suzan Hanım. Suzan Hanım. Buradan. Peki o zaman kendisini... Ekibini toplayıp gelmesini bekliyoruz buradan. O zaman Suzan Hanım'ı bu hafta sonu Kocaeli'ye Erhan Bey'i izlemeye davet ediyoruz. Süremizin sonuna geliyoruz, yaklaşıyoruz. Son bir toparlama yapalım. Bir şey söyleyecektim. Muhabbet açılınca şey yapamadım, araya girmek istemedim. Markalar tarafında, kupalar tarafında mümkün olduğunca erken açıklama. Yani mesela şimdi şöyle bir şey olabilir. Yani biz bir kupa hazırlığı içindeyiz diye belki Tofaş takımından ya da işte sorumlu kimse o kişilerden bir resmi açıklama. Yani biz bir hazırlık içindeyiz, yakın zamanda duyuracağı gibi bir ön açıklama gelebilir. Evet, evet, İnsanlar bunun yani, kararını verebilir. Yani evet. Belki otomobil alacaktır, almaz. Satacaktır, satmaz. Zaten şu anda o anlamda ikinci el piyasası durmuş durumda. Herkes hı-hı. bekliyor çünkü. Bekliyor. Bekliyor. Evet, o haklısın yani onda. Belki şimdi örnek veriyorum. Yani belki ben R2 alacağım ama Tofaş'ın bir tek marka kupa hazırlığı vardır. Ha, yani tek marka kupa hazırlığı vardır. Ben ya R2 almaktan vazgeçerim. Ben Ege'ye ile yarışmak istiyorum. Ben kupanın içinde mücadele olmak istiyorum diye düşünebilirim. Ama hani bu var mı yok mu belli değil. Hiçbir resmi açıklama yok. Pilotlar uğraşıyorlar. Bir test yapıldı işte. Marmaris'te önce çıktılar. Fatih Bey. Biz Yiğit'le sohbet ettik. Zamanlarının yani gayet iyi R2 TL'leri yani, evet. Denk hatta geçen zamanlar yani. Evet, ben videoları izledim. Bahsedildi bayağı bir. Evet, videolarını izledim. Güzel gidiyordu zaten. Vaktinde Emre'de biliyorsunuz Yeşil Bursa'ya girmişti ilk Fiesta ile. Yurda Kut ilk testi. Yani bu zaten olan bir yöntem, yapılan bir şey. Ama mesela Burak Çukurova Hyundai Cup'la ilgili olarak bir ön bilgilendirme yapıyor. Yani söylüyor. Bir hazırlığımız var. Yapmak için uğraşıyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. O da yine az evvel konuştuğumuz gibi takvimin açıklanmasını bekliyor. Aynen öyle. Evet. Ama yani ama bir ön bilgisi var gene en azından bir kap yapılacağı, bir kaç arabanın gelip ya gideceği gibi, belli. Dediğim gibi Nisan'da başlayacak. Aslında yarış yarışlar ayları belli sadece. Haftaları belli değil özünde baktığın zaman. Hiçbir zaman hani Eger Rally'si Eylül'de olmadı bugüne kadar yani. Örnek vermek gerekirse. Yani aslında onların tarihleri kabaca belli. Ama mesela geçen sene çok eleştirilen Türkiye Şampiyonası yarışları oldu. Sen sporcu olarak onu daha net söyleyeceksindir. Yaşadığın için söylüyorum. Hani Türkiye Şampiyonası içinde organizasyon, etap kalitesi, organizasyon kalitesi olarak çok iyi olmayan yarışlar oldu açıkçası kulüpler açısından. Ya orada da çok muallak bir durum var. Ne bileyim kulüplerde birçok yerde kendi açısından haklılar. Onların artık şeyi kalmadı. İnsan gücü kalmadı. Hani az evvel davet ettik ya abilerimizi, büyüklerimizi, eşimizi, dostumuzu gelin bir yerden bir işin ucundan tutun dedik ya. Kulüplerde o sıkıntı var. Şu anda yani ben duyuyorum sağdan soldan hep muhabbetlerde konuşuluyor. Etap yapacak kimse bulamıyoruz. Gözcü gözetmen zaten büyük sıkıntı. Onların eğitimleri vesairesi yani çok büyük bir insan kaynağı ile yapılıyor. Hani para da bir yana tamam parayı falan belki buluyorlar ucu ucuna denkleştirip. Yani orada etapın başına koyacak, hakikaten yapılacak iş değil bizim yaptığımız iş. Evet. Burada benim kulüple ilgili, kulüplerle ilgili bir yorumum olabilir kendimce. Yani, bu, yani tamamen benim kişisel görüşüm, yani başka bir şekilde algılansın istemiyorum. Kulüplerin bağlı bulundukları şehirde ki sporcularla daha fazla iletişim içinde olmaları gerekiyor. Mutlaka. Oradaki yerel erkanla, oradaki sanayicilerle, oradaki bu işin içine daha önce girmiş insanlarla daha iyi ilişkiler içinde olmaları gerekiyor. Ya şimdi Bursa kulübü diyorsun, Bursalı yarışmacıların bugün kaçınan bakıyorsun kulübü? Start sitesinin yarısına yakın Bursalı. Ama Bursa yarışı en çok eleştirilen yarış oluyor ondan maalesef sonra. Yani hani baktığımız zaman burada bir problem var ve bir bu problem iletişimsizlik var orada. Evet, yani bu problem var ve bu problemi çözecek sıkıntı var. Merci belli. Eskiden şey vardı ya hani İMK'nın efsane salı akşamları gece salı muhabbetleri kulüp vardı. Kulüp toplantısı lokal vardı. Lokal vardı. Kulüpçülük vardı. Kulüpçülük vardı aslında. Evet. Anlatmaya çalıştığım şey o. Yani İMK vardı, İSOK vardı vesaire. Evet. Şimdi İSOK'un adı İMK zaten kayboldu gitti. Ya biz öyle hepimiz değil mi vaktinde 2000'lerin başında hep Renç Koçu Bey semineri, bilmem ne eğitimi, bilmem ne semineri giderdik. Orada otururduk, sohbet ederdik. Acaba bir şey ne derdi, ne öğreniriz diye oradaki büyüklerimizin ağzının içine bakardık orada bize ne anlatacaklar diye yani. Yani şimdi bu nesil değişti maalesef şu an konsept son yarışta şey yapılan hazır okulun önünden alıp yarışa getirilip yedirilip içirip geri gönderilmesi artık bizim zamanımız kalmadı ama ne bileyim yeni çağa uymak lazım. Yani konsept buysa bu şekilde yapmak lazım artık yani
kulüpler hani ben kulüp onu başkanıyım kulüpler ben yapacak. Şeyim vesaire diye bir kenara çekilmemesi lazım. Onu kulüpler yapacak biraz. Sporcusuna bence daha çok sahip çıkması, daha çok görev vermesi, yarışmayan adamına aynen vesaire. Öyle, aynen öyle. Aynen. Onu demek istediğim oydu yani. Evet. Evet. Rejideki arkadaşlarımdan uyarıyı aldım. Süremiz artık bitiyor. Uzattılar mı? Yok, uzatmadı. Artı bir istiyor arkadaşlar. Evet, evet. Sözü geçmişler evet. Zaten artı birimizi kullandık. Tolga çok konuştu, bana vakit kalmadı. Artı birimizi kullanmış olduk. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son cümlelerinizi alayım. Önümüzdeki hafta... Kocaeli Rally'si var. Benim hafta... şahsi olarak çok sevdiğim bir yarış. Etaplarını orası çok kompakt bir yarış. Seyretmesi, yarışması çok kolay olan bir yarış. Etaplarını da çok seviyorum ben. Hı-hı. Buradan eşimi, dostumu, herkesi davet ediyorum. Son yarışa. Bekliyoruz. Son yarışa, evet. Tolga ne diyorsun? Kocaeli bir de İstanbul'a yakın. Günü evet, çok rahat gidip yenilebilecek evet, bir yarış. Yani en azından lütfen bir pazar günü rica ediyorum. Hani kahvaltılarını en azından hani yolda bir benzincide alırlar 3-5 bir şey. Sabah etapta, akşam yarış evet. Ne zaman, yarış nerede diye evet. Soran arkadaşlar. Evet öyle bir şey de evet, var değil mi? Yarış yani herkes geldi. Bizi yarışa götür diyor. Abi kör ölür, badem gözlü olur. Yarış geçiyor. Hepsi yarış. Aa, bilseydim kesin gelirdim. Kesin kesin. İşte, yani kesin geleceğiniz yarış ayağınıza, overlockçu ayağınıza geldi. Artık kaçırmayın bunu. Yani evin önünde geçse o gün yataktan çıkmayacak gerçekten. Evet evet doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. VRC Dünya Şampiyonası, Marmaris Rally'si ve Kocaeli Rally'sini ele aldık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa Türkiye Rally Şampiyonu Burak Çukurova önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.